Tekrardan günaydın sevgili Kanal T izleyicileri. Gazete programı kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın bu kısmında ekonomiyi konuşacağız. Ekonomist doçent doktor Hüda Hüdaverdi bizlerle. Evet hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydınlar, hoş bulduk. Herkese sağlıklı günler dilerim. Çok teşekkür ederiz. Sizleri görmek güzel. Siz benim aynı zamanda hem üniversiteden hem de yüksek lisanstan hocamsınız ekonomi anlamında. Öncelikle efendim... Ürünlerim, gurur duyuyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bizler de hocam sizlere layık olmak için mücadele ediyoruz. Hocam önce şunu soralım. Bu koronavirüs süreci başladı. Mart ayının başıydı ama dünyada bu Çin'de Aralık ayında başladı. Daha sonra işte Avrupa kıtası, Avrupa kıtasından sonra Türkiye, Türkiye'den sonra da işte burada bu süreç birbirine bağlandı. Şimdi... bir görüş var. Artık salgınların globalleşmeyle bağlantısı var. Yani artık bundan 500 yıl önce işte Avrupa kıtasında bir olan bir salgında Çinlilerin haberi olmazdı. Tabii. Ama bugün işte Çin'deki bir salgın, bir pazar yerinde çıkan bir salgın bütün dünyayı etkisi altına aldı. Öncelikle bir bunu değerlendirelim. Bu globalleşmeyi değerlendirelim. Şimdi tabii ki globalleşmenin yıllarca avantajını anlatırken birçok ekonomist, ben globalleşmenin dezavantajlarını anlattım hep. Globalleşme süreci, evet, ekonomisi güçlü olan ülkeler için avantajdır. Kendi ürünlerinin diğer piyasalara girebilmesi için önemli bir adımdır. Kendi varlıklarını geliştirebilmek için diğer ülkelerin var olan kültür, değer yargılarını etkileyerek kendi ürünlerini onlara satması ve bir küçük köy yaratmak, dünyayı küçük bir köye dönüştürmek gibi bir yapıdır globalleşme dediğimiz. Ancak tabii ki bunun dezavantajları da var. Çünkü bu defa ne oldu? Ulaşım çok kolaylaştı. Bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce adam Hindistan'dan, Pakistan'dan veya ne bileyim ben Çin'den çıkacak, kaç zamanda gidecek bilmem nereden nereye. Dolayısıyla yaşanan bu tip vakalar, salgınlar kendi bölgeleri içerisinde sıkışır kalırdı. Onun ötesine geçemezdi ama bugünün dünyası öyle mi? Bugünün dünyasında özellikle de bu bahsettiğimiz ülkelerde Çin, Avrupa, Amerika zaten bütün dünyanın sirkülasyonunun hareket etmiş olduğu haritadan bahsediyoruz. Yani globalleşmenin aslında başlangıç noktalarından veya en güçlü noktalarından, onlar arasındaki iletişim çok yüksek. Günde binlerce uçak, binlerce geminin gidip geldiği bir ekonomik yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla onların taşınması çok kolay oldu. Mesela gelişmemiş veyahut iletişimi olmayan Hindistan 2018 yılında bir salgın yaşadı ve 460 bin kişi öldü Hindistan'da. Dünyada bizim haberimiz bile olmadı. Geriye kalan dünyayı hiç rahatsız etmedi. O sıtma mı neyseydi o salgının ismi. Ama 400, biz bugün bütün dünyadan haberdar olduğumuz için 200 bini konuşuyoruz hepsimiz. Bütün dünyada ölü sayısı işte 200 bine geldi veya 250 bin olacak belki maksimumunda. Bunu konuşuyoruz. Neden? Çünkü bunlar hep bizim iletişim içerisinde, global yapının içerisinde olan ülkelerdir. Hindistan'a hiçbirimiz konuşmadık 2018'de. 2 yıl önceden bahsediyorum. Moğolistan'da vaka yok. Ha, onlar çünkü iletişimleri dünyayla daha azdı. Az. Dolayısıyla o insanların çıkıp da yayması olayı çok da mümkün olmadı. Adamın öyle bir bilet parası verecek de, dünyayı gezecek de, tatil yapacak ya da ne bileyim ben gidip oralarda iş yapacak. Böyle bir yapısı olmadığından dolayı kendi bölgelerinde yaşandı ve bitti o olay. Ama bugün evet, o globalleşmenin getirmiş olduğu iletişimin, efendime söyleyeyim, ulaşımın çok kolay olduğu global dünyada hem
ürünlerin rahat hareket ettiği, ki onlar da taşıyabiliyor virüsü, hem insanların hareket ettiği bir dünyada geldiğimiz durum, işte bir anda bütün dünyayı 2 ay içerisinde saran bir virüs. Yani 2 ayda demek ki dünyanın bu kısmında iletişim varmış. 2 ay içerisinde de mutlaka buralara kadar ulaşabiliyormuş. Kıbrıs, ki bizim çok büyük avantajımız vardı. Biz Türkiye üzerinden alıyorduk. Yani direkt temasımız yoktu dünyanın. Ona rağmen bir Alman grup geliyor tatil için ve bizde de bu süreç başlıyor. Evet. Bizim tabii burada bir de avantajı yaşadık. Ben onu görüyorum. Bizim hep yıllardır şikayet ettiğimiz toplu taşımacılık sorunumuz vardı. Herkes kendi araçlarıyla hareket ederdi. İlk kez toplu taşımacılığın olmaması işe yaradı diyorsun. İşe yaradı Kıbrıs'ta. Ve gerçekten işte ya kişi kendi evinde, arabasında gitti geldi, sağa sola hareket etti. Bu da yayılmayı çok önleyen bir unsur oldu. İkinci bir düşündüğüm, yani neden bizim vaka sayımız az, tabii ön tedbirler alındı, bütün işlemler yapıldı ama ona rağmen bu avantajlarımızı da görmemiz açısından söylüyorum. Bizim evhane sayımız, bir evde yaşayan insan sayısı çok azdır. Başka ülkelerdeki gibi çok kalabalık yaşamıyoruz. Yani anne baba, en çok bir çocuk, 2 çocuk. Durum budur bizde. Dolayısıyla evde evden yayılması veya çok nüfusa bir anda salgının sıçraması mümkün değildir. Ha bak mesela örneğin Karpaz bölgesinde yaşandığı anda bu, aman dedim. Şimdi ciddi risk var. Neden? Çünkü biliyoruz ki o bölgede hane halkı sayısı yüksektir. Ve oradan hemen hızlan, yani bir evde 8 kişi yaşar, 10 kişi yaşar. Yani her ev için söylemiyorum. Evet. Ama dikkat ettiyseniz o bölgede çok ciddi bir risk yaşadık. Neden? Çünkü ev sayılarında yaşayan insan sayısı çok fazla. Ama bizim ülke geneline baktığımız zaman bu sayımız azdır. Tabii bizim güneyin kapıları kapandığı noktada ve bağlantımız koptu. Türkiye'nin de kapıları kapattığımızdaki dünyayla ilişkimizi kestik. Çok rahat bir şekilde kontrol altına alınabildi hastalık. Ve inşallah da bu süreç bu şekilde devam eder. Peki hocam, tabii bu global olunca kriz de global oluyor. Yani kesinlikle. Bizim de bundan etkilenmememiz mümkün değil. Zaten baktığımız zaman işte iş hayatındaki çarkların durması, bizim 2 tane lokomotif sektörümüz var. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani biri turizm diyoruz, biri eğitim diyoruz. İkisi de zaten durdu. Şimdi bunları hareketlendirmek için de yani çok kısa bir zamanda gerekmeyecek gibi gözüküyor. Yani bir önceki programda da söyledim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray Başkan Trump'ın doktoru çıkıyor diyor ki yani kimse Ocak ayından önce aşı beklemesin. Yani hı hı. Daha bundan önemli biri yok herhalde sağlık alanında ki çıksın bu açıklamanın üstüne bir açıklama yapsın. Artık Çin de var. Eskiden de olsa. Evet. Şimdi artık Çin de var. Aşıyı da biz 12. Evet. ay diye düşünürsek önümüzde de 7 aylık bir süreç var. Şimdi, yani biz 2 gelirden de mahrum kalacağız gibi gözüküyor. Doğru. Genel anlamda. Şimdi tabii ki koronavirüsün zaten ortaya çıkma sebebi ekonomileri darmadağın etmekti. Bugün varsa ve yaşıyorsak bunun sebebi zaten ekonomik savaştı. Çin ile Amerika arasındaki ekonomik savaşın getirisiydi bu. Hiç kimse şu anda bu virüsün kendi doğal sürecinde ortaya çıktığını artık iddia etmiyor. Bu bir insan faktörüyle yapıldığını, üretildiğini bütün dünya kabul ediyor artık. Ve bunun Çin Amerika'ydı, Amerikan Çin'eydi. Kendi aralarında bilerek, bilmeyerek kazayan, nasıl sıçrattılarsa bu mikrobu ki ben çok da masum olduğunu düşünmüyorum bu yapının. Kendi aralarındaki ekonomik savaş uğruna yapıldı bu.
Şimdi bu yapıldı. Avrupa ve Amerika bundan en büyük zararı gördüğüne göre demek ki Çin'in bu işin içerisinde. Yani sonuçlara baktığımız ilk günlerde hepimiz değerlendirirken işte bu Amerika'ydı falan. Bu belli ki Çin'de sıçramış olan gerçekten ve Çin'in bunu bilerek veya bilmeyerek sıçrattığı bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi biz zaten bizim dünyamız ekonomik kriz içerisindeydi. Yani bütün dünyada bir ekonomik kriz, orta ölçekli bir ekonomik kriz vardı, yaşanmaktaydı. Ki bunun üzerine böyle bir dünyanın çarklarının durduğu, ekonomilerin kapatıldığı ilk tarihteki ilk ekonomik krizi yaşıyoruz. Böylesine bir krizi dünya tarihinde ekonomi kitaplarında böyle bir kriz yok. Bizim bildiğimiz geçmişte en büyük kriz 1923 krizi. Orada da bakın çok önemlidir burası. Dikkat etmeniz, yani nasıl bir krizden karşı karşıyayız açısından söylüyorum, altını çiziyorum. Dünya ekonomisinin toplam gelirinin %15'ini kaybetti ekonomi o dönemde. Bugün %35'lerden bahsediyoruz. %40'lardan bahsediyoruz. Yani yarı yarıya yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Aynen. O günün şartlarında toplam üretilen gelirin %15'i gitmişti. Biz şu anda baktığımız zaman ve dinlediğimiz zaman uluslararası ekonomistleri ve ortalamalara baktığım zaman %40'lardadır şu andaki dünyadaki ekonomik kayıp. Hocam bir de o dönemde Amerika'da çıkan krizin 2 yıl sonra etkisi Avrupa'da görülürken tabii, bugün 2 ay sonra görüldü. Anında tabii ki. Ha şimdi bütün dünyada bu kilitlenme, bütün dünyada ekonomilerin kapanması, çarkların durması, üretimin durması tabii ki muazzam bir kayıp. İşte yüzde belki 35, belki 40, belki daha fazla süreç eğer uzarsa Ocaklara falan filan. Yani şu andaki kayıptan bahsediyoruz. Şu ana kadar olan süreçten bahsediyoruz. Evet. Şimdi tabii ki bunun hemen arkasında bütün ekonomiler kendi önceliklerine göre bir hareketin sağlanabilmesi için tedbirler alacak. Hangi tedbir alınırsa alınsın, çok net, hepimiz bundan zarar göreceğiz. Bunu herkes kabul etmeli. Yani burada kazanç yoktur. Kimse kazanamaz böyle bir ekonomik yapıda. Burada az kaybeden olabilir. Ama herkes kaybedecek. Dolayısıyla bu süreci yaşarken işte birbirimizle savaşarak, didişerek, ötekileştirerek, siyaset yaparak falan değil, tam aksine bütün beyin gücümüzü, bütün fiziksel gücümüzü, ne kadar kapasitemiz varsa, makine, hep beraber en iyi şekilde kullanmak zorunluluğumuz vardır. Yaşadığımız süreci minimize edebilmek açısından hepimize maliyeti. Peki hocam, KKTC ekonomisinde ne kadar bir daralma görüyorsunuz siz? En az %40. En az. Çok daha fazla da olabilir. Çünkü bizim üretimimiz, bizim her şey de ithalata dayalı olduğu için genel anlamda ve üretimimizin de çok az olduğunu bildiğimiz için dünya ölçeklerinde bizim tabii ki belki bu %50 olacak, %55 olacak bugünün şartları. Neden? Çünkü biz hiçbir şey üret veya çok az şey üreten bir ekonomimiz vardı. Bizim ekonomimiz tamamen hizmet sektörüne dayalı, az önce senin söylediğin gibi turizm ve yüksek öğrenime dayalı bir ekonomimiz vardı. Kapattık, kilitledik, oturduk, bekliyoruz şu anda. Şimdi Kıbrıs için söyleyeyim veya şöyle yapalım. Dünya tabii ki bunun arkasında bir sürü tedbirler almak için uğraşacak. Yani genelden özele geleyim. Bu tedbirleri alırken dünya en büyük yaşayacağımız sıkıntılardan bir tanesi gıdadır. Tarım ürünleridir. Çünkü neden? Çünkü tarım ürünlerini istediğimiz gün ekip istediğimiz gün ürünü alamıyoruz. Makine değildir ürettiğimiz. Tarım ürünlerinin belirli bir zamanda ekilmesi, o hasatı kaçırdığın zaman bir yıl sonra artık bekliyorsun. Aynen. Bundan dolayı Tarım Bakanlıkları tarımsal
alanda çalışan uzmanlar, mutlaka bizim her metrekaremizi verimli kullanacak şekilde bir üretimi başlatmak durumundayız. Bak bunun altını çiziyorum. Ha Türkiye'nin böyle bir sıkıntısı yok. Onlar zaten başladılar. Onlar zaten başladı. Türkiye zaten kendine yeter bir yapısı vardı gıda anlamında. Şimdi artırıyor da onu. Çünkü ihracata da geçecek. Görüyor ki dünyanın da ihtiyacı olacak. Oraya göre de hazırlanıyor. Dolayısıyla bu önemli ve Türkiye ve bizim için bu büyük bir avantaja dönebilir. Türkiye açısından baktığımda biz de oradan istediğimiz gıdaya istediğimiz zaman ana vatanın sayesinde ulaşırız. Bir kıtlık mıtlık yaşanmaz bizde. Ama birçok ülke yaşayacak. Şimdi Kıbrıs ekonomisine gelip baktığım zaman, evet, üniversitelerimiz tabii ki kapatıldı. 60 bin öğrenci bir anda ülkenin dışına çıkmak durumunda kaldı. Her taraf kapatıldı ve şu anda bir ölü duruma geldi ekonomi. Şimdi tabii ki ekonominin önceliğinde de sağlık vardı. Herkes önce sağlığı düşündü. Yani önce hayatta kalalım, hayatımızı idame ettirebilelim. Sağlıklı bir şekilde en az kayıptan, sağlık anlamında en az kayıptan bu süreci yaşayalım. Kimsemiz de aç kalıp ölmesin, onu da halledelim o arada. Ve bu süreci bu şekilde atlatalımın hep planlaması yapıldı veya hükümet kararlar aldı. Bunların hepsi ne içindi? Hayatta kalabilelim, sağlıklı olabilelim, bu virüsten savaşabilelim. Evet. Ama bunların hiçbirisi ekonomik gelişim programı değildi. Bunlar hayatta kalabilme programıydı. Adam kapısını, penceresini, her şeyini kapattı dükkanının, geldi evinde oturuyor. O adamın ne yiyecek, ne içeceğin ekonomisiydi bu. Ha şimdi bundan sonraki süreçte ki görüyorum, inşallah da böyle devam eder şu andaki gibi. Yavaş yavaş bazı sektörlerin küçük küçük hareket. Neye göre ama? Bunların da hepsi sürece yayılarak. Yani işte belki pazartesinden itibaren küçük küçük sektörler yavaş yavaş harekete geçecek. Bunlar ithalatta ihracat yapmak için değil. En azından küçük bir döngüyü kendi ekonomik sınırlarımız içerisinde yapabilmek. Yaşantılarını devam ettirebilmek adına. Turizm çalışmaya başladı. Turizm Bakanlığı çalışmaya başladı. Orası da bir projeler üretmeye çalışıyor. Onlar da ne yapabilir? En büyük kayıptan ne kazanabiliriz noktasında. Sene başında 2 milyon turist 2 milyar dolar gibi bir rakam telaffuz edilirken bugün şey konuşuyoruz, her taraf kapalı. Yani %10'u bile büyük başarı sayılacak neredeyse. Tabii ki sağlık kurullarıyla ilgili bütün kurullarla görüşülerek restoranlarımız yavaş yavaş devreye girecek. Bunların hepsi dünya standartı, bunlar belli yani. Bunu kimse rahatsız olacak bir yapı değil. Dünya standartları belli. Dünya standartlarında alınan tedbirler belli. Ama en önemlisi Türkiye'nin almış olduğu tedbirler belli. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir referans var orada. Şimdi iyi yap dedi, kötü yap dedi. Ben ekonomist olarak söylüyorum olayı. Yani ben sağlıkçı değilim. Sağlık alanında yani vay sen hep ekonomiyi mi düşünüyorsun diye bir durum yok. Benim görevim o zaten. Benim görevim sağlığı sağlıkçılar düşünüyor zaten. Ama Türkiye çok önemli bir adım attı. Çok önemli bir ekonomik artış sağladı. Hiç duydunuz mu? Antalya, ne bileyim işte turizm bölgelerinde, Burada. Bodrum, oralarda ölü sayısı? Hayır. Asla onu yansıtmaz ekonomiye. Asla onu söylemez. Neden? Çünkü adam biliyor ki ve hesabını yapıyor ki 1 Haziran, en geç 15 Haziran'da turizmi açacak orası. O bölgeyi o amaç için çünkü büyük bir avantaj sağlayacak. Açılarak ama kriterleri yerine getirerek. Yani açarak derken eskisi gibi açılmayı beklemiyorsun. Ve pahalı turist getirecek bu sefer. Kesin. Bak. Bütün güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla diyorum. Yani orayı atlamıyoruz. Her otelin
yarı kapasite, belki üçte bir kapasitesi kullanılarak. İşte eskiden alışık olduğumuz açık büfe yerine, açık büfe yerine direkt garsonların hizmetiyle alacağınız. İşte yatak odalarının belirli saatlerde dezenfekte olacağı, işte çarşafların silkelenmesine kadar standartları belirlenmiştir bunun. Ve biz de burada Turizm Bakanlığı'nda bu çalışmalar yürütülüyor ve bu çalışmaların aynı standartları yapılarak küçük küçük harekete geçebiliriz. Tabii bunlar daha çalışma safhasında. Ancak standartlar çok önemli. O standartları koruyarak yavaş yavaş ekonomi de böyle bir küçük küçük hareketlenmeler başlayacak. Belki işte plajlar, milajlar böyle küçük küçük, ki bunlar bizim avantajımıza da. Çünkü biliyorsunuz hani bu mikrobun güneş ışınlarından da çok etkilendiğini ve sıcak havada çok uzun ömürlü yaşayamadığını da biliyor. İşte deniz belki dezenfektandır, bilemiyorum. Ama gerçekten bizim için dünyaya açılmadan da yerli turizm. Çünkü insanlar da şu anda evlerinde bıkmıştır, usanmıştır. Efendime söyleyeyim, bir hareket isteyecek. Eskiden çıkıp yurt dışına giderdi. Şimdi belki kendi küçük dünyamızda bunu bir ufak hareket haline çevirebiliriz. Ama 2021'den önce kimse turizm hareketlenmesini bekleyemez. Evet, Londra'dan Mehmet İnancı, kolay gelsin, işçi bayramımız da kutlu olsun, Üda Hocam'a da selamlar demiş. Bizler de Londra'ya teşekkürler, biz de selamlarımızı iletiyoruz İngiltere'ye. Mehmet abimize. Onların da durumu çok kötü evet. İngiltere'de. Aldığımız haberlere inşallah. İnşallah kendilerini koruyorlardır. Korusunlar çünkü bizim tabii için ki. Onlar orada birer değer. Şeyden, kendilerine de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Mehmet Ali Salih Bey, Sayın Hüda Bey, ekonomideki %30 üstü ekonomik krizden kaybedeceğiz derken çok doğru söylüyor demiş. Birleşme, bütünleşme, dayanışma, beraberlik ifadelerini kullanmış. Size kesinlikle. De çok selamları var. Aleyküm selam. Kendisine. Kesinlikle evet, %30'un altında olmayacaktır bu kaybımız. Yani herkes buna hazır olmalı ve bu süreçte. Çünkü yeni bir dünyaya geçiyoruz. Peki hocam şunu da soralım. Siz ekonomistsiniz ama aynı zamanda da eğitimcisiniz. Bu alanda uzun seneler hizmet verdiniz ve hala da veriyoruz. Veriyorsunuz. E tabii eğitim sektörüne baktığımız zaman da hani dijital anlamda eğitim devam ediyor. İnsanlar evlerinden ulaşabiliyorlar bir şekilde buna ama bunun dışında bir de kayıp var ki bu kayıp çok da gözle görünmeyen ama piyasadaki iç dinamikleri ayakta tutan evet. İşte restoranlar, elektrik tamircileri, işte kuaförler, berberler ve buna benzer işte giyim, kuşam, bunların hepsini koyabiliriz bu standardın içerisine. Kesinlikle. Şimdi bu çocuklar burada yok. Doğru. Yani yaklaşık 60 bin kişiden bahsediyoruz biz. Evet. Ve siz bu 60 bin kişi her ay size gelen 60 bin kişi olarak düşünün. Turist olarak algılarsanız. Bir turist geliyor zaten bir hafta kalıyor zaten gidiyor. Zaten bir turist, bir öğrenci bizim her zaman yapmış olduğumuz çalışmalarda 4 turiste eşittir. 4 turistin ortalama 4 bir turistin evet. Bırakacağı girdiye eşit bir girdiyi sağlıyor. Ben daha çoğunu sağladığını iddia ediyorum her zaman ama en minimumunu söylüyorum 4. Şimdi bizim tabii ki öğrenci yapımız veyahut Kıbrıs'ın şu andaki 100 bine ulaşan öğrenci sayısı bizim için tabii ki çok önemli. Ve bunu korumamız çok önemli. Bunun bir devlet politikası olması çok önemli. Devletin kontrolünde neler yapılabileceğini bir hep iddia ettim, yıllarca söyledim. Bir en azından demiyorum ki bir bakanlık ama yüksek öğrenimin bu kadar önemli olduğu birinci sektör durumunda olan bir lokomotif sektörün bir müsteşarlığı bile yoktur. Dikkat ederseniz. Evet. Ha, bir müsteşarlığa bağlanıp bunu bütün üniversiteleri koordine edip onların işte bugün salgındı, dün başka krizlerdi, bütün bunları yönetebilecek bir ayrı bir birime ihtiyacımız olduğunu bakın şimdi geldiğimiz noktada çok daha büyük ihtiyaca dönüştü. Şimdi tabii ki üniversite bunu eğer doğru planlarsak, planlayabilirsek muazzam bir artıya da dönüştürebiliriz. Neden? Eğer biz şu andaki gidişatı koruyabilir ve dünyaya biz güvenli bir ülkeyiz. En güvenli ülkeyiz. Rum başladı bunun propagandasına.
Rum bizim değerlerimizi de birleştirerek bütün Kıbrıs'ın reklamını yapmaya başladı. Bakın. Yani bizde o bizden önce illa sahiplenecek. Hani şimdi bizde vaka sayısı az ya. Onu da katıyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti olarak propaganda yapmaya çalışıyor. Bizim bir an önce bu propagandayı bizim yapmamız lazım. Bizim Eğitim Bakanlığımızın yapması lazım. Bizim Turizm Bakanlığımızın yapması lazım. Neden? Biz dünyaya güvenli yer olduğumuzu anlatmamız lazım. Evet. Bunu anlatabildiğimiz ölçüde öğrenci artışı bile yaşayabiliriz. Bakın. Eğer doğru anlatabilirsek. Çünkü Türkiye'deki, yani şu anda bir ekonomik kriz yaşanıyor zaten. Aileler nasıl ödeyecek bu yıl bu okul ücretlerini diye sıkıntı yaşayacaklar. Belki bu yıl farklı ekonomik destekler verilmesi gerekiyor üniversitelere. Hani veya teşvikler konseptine onların da katılması noktası ki bu elimizdeki mevcut öğrenciyi koruyalım ve üzerine ekleyebilelim. Peki hocam şunu da soralım. Çünkü nedir? Ben yani şöyle diyorum. Mesela her üniversitenin durumu aynı değildir tabii ki. Yani kesinlikle. Ben şu anda belki 21 üniversitemiz vardır. Her üniversitenin kendi durumu ayrıdır. Ama genelinin yaşayabileceği sorunlarla ilgili bir politikayı ortaya koymamız lazım. Yani spesifik onun başka sorunları vardı, bunun başka sorunları var. O değil meselemiz. Ama genel anlamda Kıbrıs üniversitelerinin öğrenci kaybının minimize edilmesi, desteklenmesi, ayakta durabilmesi ve bir sonraki yılda toparlaması. Peki hocam şunu da soralım. Yani ben öğrenciyken burada kriz yaşadık. Yani 2001 krizini yaşadık. Siz... Onlar hiçbir şeydir bunun yanında. Yok yaşadık yani. Şimdi evet, o zaman ben evet. 571 bin liraydı. Okula evet. Kayıt yaptık. O zaman daha paradan 6-0 atılmadı. 2 milyon liraya çıktı 1 dolar. Evet. O zaman işte adını da söyleyeyim. Girin Amerikan Üniversitesi. Kurlar. Kuru ilk 1.30'a sabitledi. Evet. Siz de zaten evet. O dönemde mütevellideydiniz. Tevelli heyetindeydiniz. Şimdi yine benzer bir kriz yaşandı yakın Hı-hı. zaman içerisinde. Yine üniversiteler taşın altına elini evet, koydu. Bütün üniversitelerimiz kimi TL'ye çevirdi, kimi taksit yaptı, kimi doğru. Kuru sabit dedi ama bir şekilde taşın altına elini koydu üniversiteler. Tamam da, koyacak? Sadece üniversitelerden de beklemek gerekmiyor. Hayır. Bugün yazın ev kirası diye 6 kira. Bravo. Şimdi iki bak, depozit. Tam da geleceğim nokta oldu. Bir komisyon. Emlakçıyı bir daha bu adam görmeyecek. Doğru. Şimdi bu adamın babası nasıl ödeyecek bu parayı? Şimdi, işte bir de buna bakmak lazım. Devlet politikasına ihtiyacımız var dediğimde bu tamamen bu amaç içindir zaten. Şimdi bizim her zaman geçmişte de ekonomik krizde de üniversitelerimiz Türkiye'nin yarışabilir durumdaydı fiyat anlamında. Üniversitelerin rekabeti, fiyat rekabeti her zaman vardı dünyadaki diğer üniversitelere karşı. Yani Türkiye'deki üniversitelerden de biz daha ucuzduk. Avrupa'dakinden hayda hayda zaten ucuzduk. Doğru. Şimdi dolayısıyla ekonomideki bizim pahalılığımız yansıyordu her zaman öğrencinin cüzdanına. Ama bu üniversiteyle ilgili bir yapı değil. Ekonomiyle ilgili bir yapıdır. Yani pahalı elektrik, yani evet. pahalı kira, yani pahalı ulaşım falan filan. Şimdi bunları koydum. Pahalı yiyecek. Ya bir Türkiye tavuk oranında. Dürüm 20 lira, Türkiye'de 5 lira. Aynen. Ha şimdi bu şartlardır. Ha adam da neyi düşünürdü daha önce? Ya derdi, üniversite ucuz, işte ekonominin de üzerine koymuş olduğu ekstralarla neredeyse Türkiye fiyatlarına bir yıl için öğrencinin neredeyse bir yıl için denk gelirdi. Dolayısıyla tercihler çok da fiyat rakam üzerinden yapılmazdı. Ama şimdi muazzam bir avantajımız var hala da. Türkiye'deki üniversitelerden daha ucuzuz. Eğer biz ekonomiyi de ucuzlatabilirsek tercih edilen yer olacağız. Çünkü adam zaten ekonomik kriz yaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki üniversitelere niye göndersin çocuğunu? Daha uygun, daha ucuz bir yere transfer edip oradan çocuğunun mezuniyetini sağlamaya çalışacak.
ekonomik kriz anlamında. O da bununla bütçesi daralmıştır. Bu şekilde bak, ama eğer gelirse ve aynı elektrik, aynı su, aynı döviz aldı başını gider, sterlin 8 kusur, şimdi böyle bir yapıda. Hocam şimdi biz medya sektöründe çalışıyoruz. Yani bundan 15 yıl önce televizyona çıkmak büyük bir olaydı. Doğru. Yani televizyonda işte o zaman biz staja falan giderdik. Yani 15 de biraz daha eski diyeyim de. Staja giderdik. Yani biz bakardık ya işte televizyona çıkacaklar da işte uyduya çıkacaklar. Hı hı. Ankara'daki aileniz sizi görecek. Şimdi bugün bu televizyonlar elinizde. Açıyorsunuz çat. Karşıdakiyle yayın yapıyorsunuz. Karşılıklı görüşüyorsunuz. Kesinlikle. Canlı yayınları yapıyorsunuz. İnternet ve TV'ler zaten buna en güzel örnek. Zaten kişilerin de böyle bir ihtiyacı da kalmadı. Aynen. Şimdi demek ki artık bizler de dijital medyaya geçtik. Kesinlikle. Dijital medya şunu getirdi beraberinde. Siz burada yaptığınız bir haber, işte elektrik fiyatı 1100 TL geldi. Ya bunu buradaki insan belki 1000 kişi okuyor ama Türkiye'deki insan bunu gördüğü zaman yandım diyor. Doğru. Beni arkadaşımın aradı, oğlu burada, öğrenci. 1800 TL elektrik faturası gelmiş, böyle bir şey olabilir mi dedi bana. Doğru. Öğrenci bu çocuk. Aynen. Dedim ve doğrudur. Şu anda da aslında tam o dönemdeyiz ki petrol fiyatlarının da bu kadar dibe vurduğu dünyada. Çünkü kullanılmıyor petrol artık. Evet. Üretim olmadığından dolayı fazlalıklar oluştu ülkelerde. Dolayısıyla petrol fiyatları da dibe vurduğu noktada bizim de elektrik yani çünkü oradaki en büyük giderlerimizden bir tanesi de fuel oil. Evet. Hatta en büyük giderimiz. Dolayısıyla oradaki fiyatların da düşmesi, bunun da mutlaka önümüzdeki günler içerisinde Bakanlar Kurulu'nun oturup o düşen rakam, çünkü çok ciddi bir rakam. Ona göre elektrik faturalarından 25 dolarlara düştü. 15-16 dolarlarda geçecek. Yani maliyetinin altında üretim yapıyor adamlar. Yani bugün, maliyetinin altında satış yapıyor adamlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber okudum. Rezervlerini %30 daha artırmış. Adam parası tabii, var alıyor. Aynen. Türkiye yaptı bunu. Türkiye'de bütün depolar doldurulmuştur. Buyurun. Neden? Çünkü böyle bir fırsatı yakaladım. Ben beleşe bunu neredeyse alıyorum. Evet. Bizim de bunu yapmamız lazım. Bizim de buna para ayırmamız lazım. Bizim de depolarımızı doldurmamız lazım. Stokçuluk yapmamız lazım. Devlet olarak, yok evet. Bireyler olarak. Tabii bu ürünler gelirse üretimdeki en önemli girdi enerji. Evet. Şimdi bu enerjiye de olumlu yansıyacaktır. Kesinlikle. Bir izleyicimiz sormuş. Çok da güzel sormuş. Notunu da aldım. Yerli üretimde diyor. FİF konusunda diyor ne yapılmalı? Ne konusunda? Fiyat istikrar fonu konusunda. Demek istediği sanırım. Konusunda hocamız ne düşünüyor diyor. Milli ekonomi açısından. Bu birincisi hocam. İkincisi de Seldal Boz Yiğitbaşı. O da iyi yayınlar dilemiş bizlere. Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Şimdi tabii ki evet bizim... İkisini bağlamak açısından evet, önemli. Şimdi bizim... Tabii ki bu ücretlerin düşmesiyle zaten enerjinin ucuzlatılması birçok ürüne de yansıyacaktır. Yansımalıdır ucuzlatıldığı anda. Neden? Çünkü zaten birçok üretimimiz için kullanılan en önemli giderlerden bir tanesidir. Enerji. Enerji. Enerji ve ulaşım için de efendime söyleyeyim hepsinin maliyetlerinin düştüğü aşikardır. Biz burada şimdi evet devlet olarak, biz burada evet fiyat istikrar fonu olarak veya devlet olarak şu anda bunu çok iyi denetleyip bu fiyatların vatandaşa yansımasını, Türkiye'den gelecek olan öğrenciye yansımasını hep beraber sağlamak durumundayız şu anda. Çünkü budur bizi cazip kılacak olan. Bir, güvenli olacağız. Bunun propagandasını iyi yapacağız. İki, ucuz olacağız. Başka çaremiz yoktur. Dolayısıyla burada alınacak olan tedbirlerde de bizim hedefimiz kişinin cebine ne kadar para koyarak olmamalıdır. Bizim hedefimiz kişiye ne kadar ucuz bir hayat yaşatabiliriz olması gerekiyor. Az parayla bile yaşayabilsin aynı standartları. Bu olmalıdır hedef. Yani ben senin cebine ekstra para koymak yerine ben piyasayı ucuzlatıp senin ve herkesin o ürünlerden yararlanmasını sağlamak durumundayım. Özellikle de elektrik hepimizin, herkesin kullandığı bir şey.
Zaten elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki eğer giderler düşerse zaten otomatik olarak bazı giderler kendiliğinden düşecek. Yani. Olacak. Şimdi, bunları da denetleme biraz önce söylediği gibi Sayın Katılımcı'nın buna denetlemek zorunda. Yani düştü, enerji düştü, elektrik düştü, sen de hala daha aynı fiyata satamazsın kardeşim. Yani. Şimdi eğer zaten şöyle, buna da önemli görev düşer. Şimdi şöyle de düşündüğümüzde zaten ortaya çıkıyor. Kışın ödediğimiz elektrik faturasıyla yazın ödediğimiz elektrik faturası aynı değil. Doğru. Demek ki eğer ucuzladığında zaten insanın cebine eğer yani şuna otomatikman kalıyor zaten. Otomatikman kalıyor yani. Aynen. Bizim şimdi ay sonu aldığımız bir maaş var. O maaştan geçen ay ödediğim elektrik faturasıyla bu ay ödediğim arasında ciddi bir fark var. Şimdi eğer zaten bu piyasa ucuzlamış olsa herkes bunu yararlanacak. Kimi ekmekte ucuz alacak, kimi tavukta ucuz alacak, kimi ette ucuz alacak. Yani şimdi bundan bizim otelleri de yararlanacak, üniversiteleri de yararlanacak ama en önemlisi gelecek olan öğrenci için buradaki yaşam Türkiye oranından daha ucuz bir duruma gelecek. Yani ucuz olmasa bile hocam en azından %10, %15 pahalılık da kurtarır. Yani neticede hani burası farklı bir ülke, farklı tamam, bir devlet. Tamam anladım da şu anda öyle bir durumda da değil. Yani Türkiye'deki veli, anne babayı düşündüğüm zaman hanım ben zaten kaybettim. Zaten hepimiz bir zarara uğradık. Eski gücümüz yerinde yok. Ben bundan nasıl en kestirme ve en uygun fiyatlarla kurtulurum? Ve bu çocuğun eğitimi yarım kalmazın derdindedir adam. Ha dolayısıyla ben de bir baba olarak baktığım zaman odur benim. Geldik çocuk ikinci sınıfa, üçüncü sınıfa her neyse veya birinci sınıfı bitirdi. Bu çocuğun eğitiminin devam edebilmesi lazım. Ha burada da ciddi anlamda üniversitelerin hepsine yansıyacak olan teşvik mi yapılması gerekir şu anda? Veyahut işte uçak yani bu öğrencinin geliş girişlerine bir destek olmak lazım. Ama bu arada da unutmamamız gerekiyor. Önce biz kendimiz ülkemizi güvenilir yapacağız. Bu bile sadece güvenilir olması bile bizim için eğer doğru anlatabilirsek kendimizi dünyaya muazzam bir avantajdır. Hem öğrenci açısından hem turizm açısından. İnşallah sen hocam, bu güvenilir bir dünyaya, güvenilir bir bölgeye çocuğunu göndermeyi tercih edersin. Evinde bile kalmasın. Gitsin güvenilir yerlerde olsun çocuğum. Ha dolayısıyla bu mantık veya ben gidip dünyanın bilmem hangi ülkesinde tatil yapıp en lüks tatil değil, ben güvenilir bir tatil yapacağım bir yerde olayım en azından bu yıl. Ta bu virüs virüs dağılsın bitsin dünyadan gitsin başımızdan diyecektir insanlar diye düşünüyorum. Evet yani en azından bu dönemde pahalı turiste eğilim tabii gerçekleşmesi gerekiyor. Peki hocam... Yani kazino turisti zaten gelecek. Kazino turisti zaten gelecek. Çünkü oradaki adamın gelme sebebi bağımlılıktır. Oradaki adamın gelme sebebi otelin ne kadar büyüktür değil. Ha, dolayısıyla bizim bütün görevimiz Türkiye'den Kıbrıs'a. Yani ilk açılabilecek yeri söylüyorum. Evet. Zaten Türkiye açmadıktan sonra bizim açıp açmamamızın hiçbir anlamı yok. Peki hocam uçak biletleri de çok önemli bu noktada. Yani şimdi uçak biletleri de büyük sıkıntı. Çünkü kriterler farklılaşacak. Eskiden örneğin 100 kişi, 200 kişi gelen uçakta şimdi sen adamları dip dibe oturatamazsın. Belki sosyal sen adamları mesafe. Sosyal mesafeye göre dağıttığında yarısı binecek o uçağa. Belki üçte biri binecek o uçağa. Yani, üçte biri binecek o uçağa. O uçağın maliyetleri çok daha fazla olacak. Bunları oturup konuşmamız lazım. Bunların hesabını yapmamız lazım. Tabii ki tedbir amaçlı işte uçak firmaları alacaktır güvenliklerini ama bizim biletlere yansıması bunun pahalı olması. Peki hocam normal günde bile zaten İstanbul'a bazen pahalıydı. 1000 TL 1200 TL rakamları görüyordu yani. Doğru. Ama şimdi böyle olursa bu rakam yani 3000 TL'lere kadar çıkacak ki. Yani bu da ulaşımı sıfırlar anlamına gelir. Yani çok parası olan gider. Şöyle tabii ki yani bizim hep söylemişimdir ille ve mecburen belki bu da bir fırsattır. Kendi havayollarımızı yaratmak durumundayız. Yani ulaşımın olmadığı bir ülkeye, kendi ulaşımının olmadığı bir ülkede turizmden bahsetmek çok mantıklı gelmiyor bana. Yani
senin önce uçağın öyle veya böyle zarar eder, kar eder bilmem ne, ama senin bir uçağın, bir ulaşımın olmalı. Ha demiyorum ki yeni bir hava bu yolu açalım, kuralım da bütün dünyaya uçalım. En azından diyorum, Türkiye'nin her destinasyonuna uçabilecek kadar uçağımız olsun, bu turizm neyse bugün 3 katına çıkacaktır. Yani 4-5 uçaklı bir şirkette aynen, bu işi... Öğrencimi taşısın... Gene yeter diyorsunuz. Efendime söyleyeyim, turistimi taşısın, diğer yerde lüks isteyen de lüksüne gitsin. Zaten hocam yani otomatikmen diğerlerini yani, de dengeleyecektir. Yani bugün yani 5 uçak ve 1 filo... teşvik vereceğimize, teşvikler verileceğine geçmişte, bu teşviklerin hepsini bir araya getirip biz bir uçak şirketi kurabilmiş olsaydık, bugün bunları çekmezdik. Bakın ne kadar üzücüdür ve acıdır. Bizim bir iş adamımız taşıyor şu anda. Bir uçak var orada ve bizim bir iş adamımız taşıyor Kıbrıs'a sağlık malzemelerini Türkiye'den. Yani herkes de biliyor adamı. Evet. Yani biz ne kadar, ne nasıl böyle bir şey ya? Yani bir ülke, senin bir uçağın yok, bir iş adamı sana taşıyor şeyleri. Bu noktada olmamamız gerekirdi diye düşünüyorum. Ha, Allah razı olsun, ondan da destek verdi tabii ki, gitti geldi. Ve gitmeye de devam eder. Anladığım kadarıyla da hiçbir ücret de talep etmiyor devletten. Buradan da teşekkürlerimizi sunarız. Ama bu böyle olmamalıydı. Bizim en azından 1-2-3 uçağa ihtiyacımız var bu ülkede. Ve bir hava yoluna ihtiyacımız var. Eğer biz turizm ve eğitim yapacaksak. Yani hocam en azından Ankara, İstanbul, İzmir, aynen, Antalya, Antep, Trabzon gibi yani büyük şehirlere, kesinlikle. Yani, o kadar. Bak ne diyorum yani, günde bir sefer bile yapsa bizim bu uçakların. Ya bir sefer uçak al, 3 defa gitsin gelsin ya. Yani bir sefer bile yapsa emin olun bu dengeleyecektir çoğu şeyi. Aynen. Ha ama dolayısıyla bizim ciddi ciddi şapkamızı önümüze koyup işte üniversitelerin temel ihtiyacı nedir? Turizmin temel ihtiyacı nedir? Temel ihtiyaç belli. Ucuz ulaşımı sağlamak durumundayız ikisi için de. Ucuz yaşamı sağlamak durumundayız öğrencimize de. Üniversiteler, tekrar tekrar söylüyorum, rekabet edebilecek fiyatlardadır. Ha dolar yükseldi bilmem ne, onun da çaresi hemen vardır. TL'ye çeviririz onları ki zaten onlar kendileri de çevirir. Yani bir şey söylemenize de çok da zaman gerek kalmıyor. Hocam, çünkü o da öğrencisini korumak ister. TL'yi kullanmaya ülkede yönetmek gerekmiyor mu? Kesinlikle. Yani kazancın senin TL ise ödemelerinin de hepsinin TL olması gerekir. Ha, hep biz işte aman enflasyon var, aman şu var, bu var diye hep dövize, özellikle de reel sektör, yani kira, yani ev satın alınması, bütün bunlar da hep sterlin üzerinden yapıldığında tabii ki her dalgalanmada biz 3 dalga daha alıyoruz. Neden? Sadece dövize endeksli olduğumuzdan dolayı. Halbuki evet, bakın mesela Türkiye'de dövizin değişmesi, doların patlaması o kadar etkilemiyor adamları. Adamlar çünkü hep TL'den çalışıyor. Onu da soralım hocam. Artık son 3 dakikamız kaldı. Şeyi de soralım. Dolar 7 TL bandını gördü. Euro 7,5 bandını gördü. Sterlin 8.80'e yaklaştı. Galiba. Ama şimdi bunun yükselmesinin nedeni ne? Çok kısa bunun hocam. Bunun yükselmesinin nedeni şu anda bizim girdilerimiz, döviz girdilerimiz yok. Ne turistin var para bıraksın ülkeye, ne de yabancı yatırımcın vardır para yatırsın ekonomiye. Ya da mal satıyorsun ki parası gelsin. Aynen. Dolayısıyla ne oradan para geliyor, ne turistten para geliyor. Yani bunlar dövizin kaynakları, 3 kaynağı nedir? 1. Yabancı yatırımcı. 2. İhracat. 3. Turist. Sen bunların hepsi durdu. Ha, dolayısıyla şu anda mevcut ellerinde olan dövizin sayısı, rakamı azaldığı için otomatikman fiyatlar çıkıyor. Ha bu ne güne kadar çıkacak? Ta ki kapılar açılıp ekonomilerde normalleşme süreci başlayana kadar bu süreç devam edecek. Peki düşer mi döviz? Yani düşecek. Kapılar açılıp ithalat, ihracat başladıktan sonra ve döviz bolluğu
bolluğunu artık oluşur mu bu ekonomi? O da daha çok emin değilim ama o normalleşme sürecinde ancak bunu görebileceğiz. Amerika'nın fazladan para bastığı söyleniyor. Yani biz bilemiyoruz tabii. 2008 doğru. yılında malum dolar o zamanlar çok fazla düştüydü. Hı. O dönemki şeye göre, kura göre ve işte Amerika'da o dönem mortgage krizi patlak vermişti. Şimdi de buna benzer bir durumla karşı karşıya dünya. Zaten orada da tabii, ekonomik anlamda bir yaşıyor. Problem var. Bu bollaşma belki fayda eder. İnşallah. Yani şimdi tabii iki yöntem vardır. Ya evet hocam. Dengeyi kuracaksın, ekonomik dengelerle yürüyeceksin ya da böyle kriz dönemlerinde parayı basıyor adam elinde çünkü Merkez Bankası peki. var ve basıyor. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili Kanal T izleyicileri yine bir gazete programının sonuna geldik. Yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu'na da bu yayını sizlere ulaştırmasında verdiği katkıdan dolayı teşekkür ederiz. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Pazartesi günü gazetede görüşmek dileğiyle. Esen kalın.